Peygamber aleyhissalatu vesselam ile Abdullah İbni Mesud o kadar içli dışlı ki, o kadar fazla görüşüyorlar ki şu sözlerin onun için söylenmesi gerekmekteydi. Bakın, Allah Resulü aleyhisselam ile o kadar fazla görüşüyordu ki, o kadar içli dışlıydı ki bu sözler onun için söylenmek zorunda kalındı. Evinden çıkışından evine girişine kadar siret ve ahlakıyla, vakar ve sükutuyla, hal ve hareketiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen tek kişi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır dediler. Subhanallah. Şimdi ey Müslümanlar, dünyanın egoistleştirildiği, dünya insanların ferdiyetçi hale getirildiği şu kapitalist düzenin içerisinde kalpleri yıpranmaktan korkanlar varsa, salihleri, sadıkları, Allah'ın razı olduğu kulları şu yeryüzünde arasınlar ve onlarla beraber olsunlar. Müslümanlara küsenler, Müslümanlardan ayrılanlar, Müslümanlara sırt çevirenler, yalnız kalmayı marifet zayanlar vallahi de billahi de büyük hata işlemektedirler. Özellikle bizlerin terbiye edilmeye, ıslah edilmeye o kadar çok ahlaki yönlerimiz vardır ki bunu salihlerin meclislerinde oturduğumuzda kazanırız. Ha diyebiliriz ki biz zaten belli bir yaşa geldik. Belli bir olgunluğu elde ettik. Bu saatten sonra huy değişmez, can çıkar, huy çıkmaz diyorsanız ne olur anne ve babalar, kız çocuğuna sahip olan, erkek çocuğuna, evlada sahip olan anne ve babalar, ağaç yaş iken eğilir sözünün gölgesi altında, o zaman şunu düşünmemiz lazım. Evlatlarınızı salihlerle beraber, saliha kadınlarla beraber olması için mücadele edeceksiniz. Onların bedeni gelişmelerini, onların akli zihni gelişmelerini, dünyevi anlamdaki gelişmelerini önemseyen sen ve ben, onların edebi anlamda, manevi anlamda gelişmelerini önemseyeceğiz. Ellerinden tutacağız, müminlerin yanına getireceğiz. Engel olmayacağız. Oğlum bugün de sınavın vardı, Müslümanların yanına gitmesen de olur. Oğlum zaten pazartesi günü büyük bir mülakata gireceksin. Müslümanlarla beraber olmanın vakti değil. Pazartesiden sonra gideceksin, asla deme. Olur ya evladın o gün öyle bir müminle tanışır ki, Abdullah İbni Mesud gibi bir adamla tanışır, ondan etkilenir, onun şahsiyetine katkıda bulunur. Vallahi de senin yıllarca uğraşıp düzeltemediğin şeyi adam bir hareketiyle gösterirse, o yüzden Müslümanlardan ne olur çocuklarınızı uzaklaştırmayın. Müslümanların meclislerinden onları geri tutmayın. Özellikle evlere hapsedip de oyun ve gereksiz videolarla onların ömürlerini ne olur çürütmeyin. Onlara salihlerle beraber olmanın yolunu öğretelim ve yardımcı olalım kardeşlerim.